Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Nisan Pazartesi günü bir kez daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasındaki önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Barış Kahraman, Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Bütün dünyadaki telefon kullanıcıları fellik fellik telefonlarına KitKat yani Android 4.4 güncellemesi ne zaman gelecek diye beklerken bu konuyla ilgili Türkiye'deki Samsung Galaxy S3 kullanıcılarını üzecek bir haber geldi. Samsung'un Galaxy S3 modelinin Türkiye'de piyasaya sürülmüş olan versiyonuna Android 4.4 KitKat gelmeyecek. Bunun sebebi de Samsung'un lanet olsun ki bütün ülkelerde farklı cihaz modelleriyle yani farklı donanımsal özelliklerle telefon piyasaya sürüyor olması. Samsung'u bu konuda eleştiriyor ve Galaxy S3 kullanıcılarına bir başka bahara diyoruz. Bir açıp bir kapatarak iyice yalama yaptığımız sosyal medya sayfalarının en büyüklerinden birisi olan Twitter'dan geçtiğimiz hafta ilginç bir açıklama geldi. Biz Twitter yetkilileri acaba Türkiye'de ofis açacaklar mı diye BTK ile falan görüşsünler diye beklerken Twitter yetkilileri Türkiye'de uygulanan sansür uygulamalarından ve mahkeme kararlarını uygulama prensiplerinin Türkiye'de tanınmadığından şikayet ederek Türkiye'de ofis açma kararından vazgeçti. Evet, Twitter Türkiye ofisi açılmayacak. Ama mahkemelerle, BTK ile ya da TİP ile iletişimlerini sürdürebilmek için Türkiye'de bir avukatla çalışmaya devam edeceklerini bildirdiler. Android işletim sisteminin uygulama, oyun, film, müzik vesaire tedarikçisi olan Google Play Store'da indirimli oyunlar isimli yeni bir kategori açıldı. 5 liralık oyunları 3 liraya, 2 liraya ya da çok cazip fiyatlara alabileceğiniz bu indirimdekiler kategorisine bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Çünkü çok iyi oyunları çok iyi fiyata elde edebilirsiniz. Bir dönem stoklarında ürün bırakmadığımız PlayStation 4'ün yazılımına 1.70 güncellemesi geldi. Size burada detaylı bir şekilde bütün özelliklerini anlatmak isterdim. Ancak HDCP yasağının kaldırıldığı, yeni bir video düzenleme uygulamasının geldiği ve ön yükleme özelliğini getiren PlayStation 4'ün 1.70 yazılım güncellemesine dair bütün detayları girip Web Tekno'da okuyabilirsiniz. Samsung'un ürettiği telefon modelleriyle bir türlü herkese hitap etmeyi beceremediğini ve bu yüzden birilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için her seferinde farklı modeller çıkardığını biliyoruz. Şimdi de ortaya çıkan yeni bir davete göre 29 Nisan'da Galaxy S5'in K modeli ya da başka bir deyişle Galaxy S5 Zoom'u tanıtacak. Mobil fotoğraf meraklıları için özellikle ayarlanmış olan bu telefon 20 megapiksel kamerası ve 10x zoom'uyla mobil fotoğrafçıların oldukça dikkatini çekecek gibi duruyor. Üzerindeki Amazon markasıyla piyasaya çıkan Kindle Fire ile başlayan ve nereye gittiğini bilmediğimiz ancak kendi markalı cihazlarını piyasaya sürmeye devam eden ünlü e-ticaret sitesi Amazon, şimdi de 6 kameralı bir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2 GB RAM'i, 4.7 inçlik Full HD ekranı bulunan telefonun 6 kamerasının ne işe yaradığını hiçbirimiz bilmiyoruz ve merakla bekliyoruz. Terminator filmindeki Skynet adlı yazılıma özendiğini düşündüğümüz Google, Redwood Robotics ve hatta Boston Dynamics'in ardından yeni bir robot firması daha satın aldı. Titan Aerospace isimli bu robot firması insansız hava araçları üretiyor. Google bu kadar robotla ne yapacak hala bilmiyoruz ancak satın aldığı firmaların ana sayfasında Google tarafından satın alındık ve şu anda robot devrimini yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz şeklinde geçen ibare hepimizi korkutmaya devam ediyor. Müzik. 21 Nisan Pazartesi günü bir kez daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmeleriyle karşınızdaydık. Ben Barış Kahraman. Önümüzdeki hafta yeniden Web Tekno Haber'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. İzleyiciler, görüşürüz haftaya. Kessene oğlum.